Herkese Arife gününden selamlar. Biz şimdi ani bir kararla arkadaşlar Çanakkale'ye gitmeye karar verdik. Biz Çanakkale'ye daha önce de gitmiştik. Ben bunun videosunu çekmiştim ama şehitliği falan görememiştik. Birkaç yere gitmek istiyorduk. Gidememiştik. O yüzden bugün eşim gidelim dedi. Birkaç gün izni vardı. Memlekete gidemedik malum. O yüzden dedi ki bari yakın yerlere gidelim. İstanbul dışına çıkalım. Alya'da bayram olduğunu anlasın. Gezelim biraz dedik. Şimdi şu yoğunluk, çoğunluk. Alya'nın kıyafetleri. İşimi garantiye almayı seviyorum. Her şeyini aldım diyebilirim. Şuraya bayramlıklar, işte şalım, eşarbım, birkaç tane kıyafet. Ev işte polis evini ayarladık. Polis evinde giymek için pijama takımları falan aldım. Alya'nın şurada küçük çantası var. Ona da böyle yolda ihtiyacı olabilecek kıyafetlerini koydum. İşte abur cubur koydum. Orucumuzu yolda açmayı düşünüyoruz. Zaten bir iki buçuk saatlik falan bir yolumuz var. Şu an saat 5:10 geçiyor. İnşallah iftarda güzel bir yerde yemek yiyebiliriz. İnşallah açıktır diyoruz. Şimdi ben yavaş yavaş diğer işlerimi de halledeceğim. Ve çıkacağız artık. Alya'nın otokoltuğunu aldık. Şurada birkaç abur cubur var. Birazı da Alya'nın bebek çantasında duruyor. Yolda yemek için. Lila'nın böyle fazla fazla mamalarını koydum. İki kap maması var. Şurada suyu var. Bir tane suyu da mutfak masasının üzerine koydum. Hani devirmesin aynen diye. Mutfak halımı yıkadığım için şu an yok. Kuruyor. Ben de şöyle hazırlandım. Dedim yolda rahat etmek adına böyle eşofman tarzı giyindim, yani bir spor giyindim. Diğer türlü biraz sıkıntılı olabilir. Bu arada sadece bir gün kalacağız. Ondan sonra geri döneceğiz. Bu akşam çıkıyoruz. Yarın akşam geri döneceğiz. İftarı da yolda yapmayacağız. Restorandan yer ayırttırdık. Orada yapacağız arkadaşlar. Şu şalımı taktım. Bu su yolu deseni mi deniyor? Bunun öyle bir şey herhalde. Şimdi Yeristan'a geldik. İftarımızı yapıp yola çıkacağız. Şöyle mezelerimiz. Buranın çok güzel bir tarafı var. Çok mezesi var arkadaşlar. Ne oldu? İftarım var ya. İftarımızı yaptık. Muhtemelen saat kaçtır bakayım? 8:30, 8:25 geçiyor. Yola çıkıyoruz şimdi. Muhtemelen 8:30, 9:00, 11:00 gibi falan. İşte 11:30 en geç. Çanakkale'de oluruz diye düşünüyorum. Gidince hemen uyuruz. Sonra bayram sabahına uyanırız. Güzel bir kahvaltı yaparız. Şehitliğe evimize gideriz. Birkaç yeri ziyaret ederiz. Sonra akşama geri döneriz arkadaşlar. Bu şekilde şimdi yakıt alıyoruz. Üstümüz başımızda hep yemek koktu var ya. En sevmediğim şey yani. Neyse. Bir şeyler içelim dedik ama Starbucks'tan başka hiçbir yer yok. O yüzden vazgeçtik. Geri arabaya biniyoruz ve yola devam ediyoruz. Bir saatlik yolumuz kaldı. Eşim şimdi Alya'yı biraz gezdiriyor. Hava da soğuk ya. Ben gerçekten ilsenmiştim ve ay binemedim de. Alya biraz uyudu. Ondan sonra uyandırdık yani çocuğu. Gece uyumaz şeyde diye. Polis evinde uyumaz diye uyandırdık. Öyle birazdan gelir onlar da. Alya çok sıkılmıştı artık. Böyle otur otur çocuk. Bacakları ağrımış. Benim de yani. Böyle belim falan ağrıdı.
Şimdi de yolumuza devam edeceğiz. Gelsinler. Bir ağlama sesi geldi. Evet. Bizimki mi ağlıyor? Evet. Oo, çıldırdı şu an. Saat işte 11-15 geçe gibi Çanakkale'ye indik. Polis evine geldik. Şimdi şurada kapının üstünü değiştireceğim. Sahilde yürümeye gideceğiz. Çünkü biz sahile şu anda çok yakınız. Yani polis evi denize sıfır diyebilirim. Yani şu an sabah olsun, deniz manzaramızı göstereceğim. Bizimki de burada bir şeylerle uğraşıyor. Şöyle normal, sade. Eşyalarımız var biraz. Tuvaletimiz, banyomuz her zamanki gibi. Şu şekilde bir polis evi. Şimdi ben şu kızımın altını üstünü bir değiştireyim. Ayakkabınla çıkma anneciğim oraya. Sonra gezelim. Sahile yürüyüşe gidecektik ama iptal oldu. Çünkü Ali'ye çok mızmızlandı. Muhtemelen çok uykusu geldi. Saatte yani 12'yi geçiyordur herhalde. Bakayım. Evet, 12:10 geçiyor. Dedim pijamalarımızı giydik. Kızımı uyutacağım. O uyuduktan sonra ben de bir yarım saat şöyle telefonla falan ilgilenirim. Sonra ben de yatarım artık. Eşim bir dışarı çıktı. Eczaneye gidecekti. Çünkü Arya bugün düştü mola verdiğimiz yerde. Yüzünü çok kötü kızartmış. Burnunun köşesi kanadı. Orası artık bir darbe almış yani düştüğünde. O yüzden de ilaç almaya gitti yüzü için. Onu alıp gelecek işte. Ben de dedim o arada uyutayım. Zaten biraz krem sürmeye çalıştım ama izin vermedi yani. Acıyordu, konut durmuyor. Bakalım belki aldığı kremi kullandırtırır. Ay, ayakların da donmuş anneciğim. Öyle yani. Baban geldi. Şimdi eşyalarımızı alıp artık polis evinden çıkış yapıyoruz. Gezmeye gidiyoruz şimdi. Geç anneciğim. Şöyle park gibi bir yere geldik. Güzel bir yere benziyor. Şimdi Ali biraz burada yürüyüş yapsın. Sonra şehitliğe doğru gideceğiz inşallah. Sev kızım. Mia gel buraya Mia. Ne Allah'ım ya. Ha, bu gitmenin derdinde. Anneciğim. Çok tatlılar değil mi? Bak bir sürü. Ah, bu çok tatlı ya. Çok tatlı. Şimdi vapurla karşıya geçiyoruz. Ay.
arabayla vapura bindik. Ay. Hasan gel durma. Burası da İskilip. Evet, çok İskilipli varmış. Kargılı diyor. Mecit Özlü. Hadi gidiyoruz kızım, tamam. Çorum merkez. İskiliplikten çıktık. Dualarımızı ettik.
Şimdi dönüş yolunda şöyle bir yer bulduk. Dedik gezelim bakalım. Aslında gideceğimiz başka bir yer vardı. Çok güzel bir yer. Hani böyle çok güzel resimler çekilebilirdik. Ama 2 saatlik uzaklıktaymış. Zaten İstanbul 3 saat. Yani İstanbul'a gitmek daha şey geldi. Dedik yolumuzu çok uzatırız. Agya'nın uykusu geldi. Çok uykusuzlandı falan. İşte saat şu anda 2:30 galiba. Erken. Öyle bayramın birinci günü. Hepinize, sevdiklerinizle, eşinizle, çocuklarınızla, annenizle, babanızla güzel bayramlar diliyorum. Osmanlı'nın çok toprak kaybetmesine sebep oldu. Yüksüz olduğunu devreye girmek için oluyor mu? Zeki kızım benim, akıllı kızım benim. Biz dün gece eve geldik. Saat 8:30 gibi falan geldik sanırım. 8-8:30. O kadar yorgunduk ki normalde Aliye'yi duş aldıracaktım. Biz duş alacaktık falan. Hiçbirini yapamadım. Direkt uyuduk yani. Aliye'yi direkt uyuttuk. Ben hemen uyudum. Yani şu an valizler falan etrafta duruyor diyebilirim. Bu kıza da kavuştuk. İşte benim kızım da uyandı, şimdi sesleri geliyor. Saat bu arada 10 falan. Ben erken uyudum kızımla beraber. O yüzden erken de kalktım. Videonun kapanışını yapacağım. Çanakkale'de çok güzel bir gün geçirdik. Sizlere ayrıntılı ayrıntılı çekmeye çalıştım ki siz de görün, gezin istedim. İnşallah memnun kalmışsınızdır, sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz şimdi kahvaltımızı yapıp kızımla bayramlaşmaya gideceğiz komşularımıza. Bugün onlara davetliyiz. Yine çekim yapacağım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.